Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bilgisayar grafikleri dersimize hoş geldiniz. Ben Doçent Doktor Dursun Akaslan, Harvard Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde görev yapıyorum. Bu dersimizin konusu arkadaşlar gökyüzü dokuları üzerine olacaktır. Şimdi gökyüzü dokularından kastımız şudur arkadaşlar. Normalde varsayılan olarak hatırlarsanız oluşturduğumuz sahnenin arkadaşlar gri şeklinde bir rengi var. Biz bu rengi arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Değiştirebiliyorduk. Fakat istersek biz sahnemizi arkadaşlar gerçek bir ortamla da kaplayabiliriz. Şu an gördüğünüz gibi benim sahnem arkadaşlar bir gökyüzüyle bulutların üzerindeki bir gökyüzünden elde edilmiş arkadaşlar dokularla kaplanmış. Fakat bu kaplama o kadar geçişler o kadar net ki siz bir kaplamadan diğer kaplamaya geçtiğinizi fark etmiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelin bunları inceleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gökyüzü dokuları dediğimiz şey skybox materyaller olarak bilinir. Texture olarak da bilinir. İşte Skybox materyaller olarak bilinen gökyüzü dokularıyla arkadaşlar 3GS ile gelen kutu, silindir ve benzeri 3 boyutlu nesneler kaplanarak gerçek bir ortamın sanal gerçeklik gibi uygulamalarda arkadaşlar kullanılması sağlanabilir. Bu ne demek? Yani özellikle son yıllarda yapılan yeni modern evlerde arkadaşlar bildiğiniz gibi duvar kağıtları çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bazen bir odanın bir yüzü, bazen tamamı, bazen tavan ne yapıyor? Arkadaşlar duvar kağıtlarıyla kaplanıyor. Bu duvar kağıtları genellikle arkadaşlar doğaya ait bir fotoğraf olabiliyor. Yani bir gökyüzü resmi, bir orman resmi veya bir deniz manzarası gibi olabiliyor. Aynı mantık bunun için de geçerli arkadaşlar. Tek farkı şu, biz odanın sadece bir iki yüzeyini kapsarken burada ise oyun uygulamamızda her yönünü yani altı yönünde ne yapıyoruz arkadaşlar? Elde edilmiş gökyüzü materyalleriyle kaplayarak orada yaşıyormuş gibi bir hisse kapatıyoruz. Bunun için aynı şekilde biz bir odaya benzer bir üç boyutlu nesne kullanmamız gerekiyor. Bunun için 3GS'te gelen arkadaşlar kutu yani box geometrisini kullanıyoruz genellikle. Şimdi bir kutunun odaya benzer yönü var. Çünkü 6 tane yüzey var arkadaşlar. Bunlar üst, alt, sağ, sol ve ileri yani ön veya arka olarak bilinen yüzler. Bu yüzleri kapladığımız zaman arkadaşlar gökyüzü dokularıyla aynı hisse ulaşmış oluyoruz. Şimdi gökyüzü dokularının kaplanabilmesi için materyal konusunda işlediğimiz gibi ne yapmamız lazım? Bizim materyallere ihtiyacımız var. Bunun için ben bir kutunun her yüzeyini farklı bir desenle dokuyla kaplayacağım için bir dizi ihtiyacım yok var. Normalde tek bir materyale kapladığımız zaman tek materyal yetiyor. Herhangi bir diziye gerekmiyor. Fakat bizim hedefimiz nedir? Her yüzeyin farklı bir arkadaşlar dokuyla kaplanması. O yüzden Mel Skybox olarak adlandırılan yani Material Skybox adlandırılan bir tane dizi oluşturuyorum. Daha sonra bu diziyi arkadaşlar Texture Loader'la yükleyeceğiniz arkadaşlar resimleri kullanarak materyal oluşturup her bir öğesine tek tek kaydedeceğiz. Kayıt işlemini de yapabilmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Dizilerle gelen push fonksiyonunu kullanıyoruz. İşte ben Texture Loader sınıfını kullanıyorum arkadaşlar. Materyaller dersimizde gördüğünüz. Ne yapıyorum? Daha kısa bir şekilde kullanıyorum. Yeni bir Texture Loader sınıfı oluşturuyorum. Bunun load arkadaşlar fonksiyonunu kullanarak ne yapıyorum? Gökyüzü dokusunu ne yapıyorum? Yüklüyorum arkadaşlar ve bir değişkene kaydediyorum. Her bir yüzeyini farklı bir değişkene kaydettim. Front dediğimiz yani ön dokuyu front side olarak adlandıran bir değişkene. Back yani arka dokuyu back side olarak adlandıran bir değişkene. Up dediğimiz yani üst görünümü top side olarak adlandırdığımız bir değişkene. DN yani down aşağı alt dediğimiz arkadaşlar. Bottom side dediğimiz bir değişkene kaydediyorum. Right ve left de yine arkadaşlar right side ve left side olarak adlandırılan iki değişkene kaydediyorum. Yani benim materyallerim yani resimlerim ne oldu arkadaşlar? Şu an ilgili değişkenlere kaydedildi.
Fakat herhangi bir materyal oluşturmadım. Bunu da oluşturabilmek için ne yapmam lazım? 3GS ile gelen arkadaşlar materyalleri kullanıyorum. Bunun için de Mesh Basic materyalini kullanıyorum arkadaşlar. Mesh Basic materyali nedir? Amacımız ışığa duyarlı olmayan bir materyal türüdür. Ne yapıyorum? Oluşturduğumuz değişkenler arkadaşlar. Bu arkadaşlar sınıfın map özelliğini atamasını yapıyorum. Bildiğiniz gibi renklendirme işlemleri için color özelliğini kullanıyorduk. Arkadaşlar desen yani doku işlemleri için de map özelliğini kullanıyorduk. Her bir diziyi sırasıyla arkadaşlar ne yapıyorum? Bir öğeyi dolduruyorum. Push fonksiyonu kullanarak sıfırıncı öğe, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci öğe olmak üzere 6 adet arkadaşlar yüzeyi dizime kaydediyorum. Şimdi diziyi oluşturduktan sonra arkadaşlar artık geometrik nesnemi oluşturabilirim. Yeterince materyalim var. O yüzden ne yapıyorum? Box geometri oluşturuyorum. 10 birimlik yani genişliği, yüksekliği ve uzunluğu 10 birim olan bir box geometrisi oluşturuyorum arkadaşlar. Daha sonra benim zaten materyalim hazırdı bir dizi olarak. Daha sonra da 3GS ile gelen mesh sınıfını kullanarak yeni bir arkadaşlar küp oluşturuyorum. İşte bu küpü de daha sonra sahneme ekliyorum. Şimdi sahneme eklediğim zaman arkadaşlar göreceksiniz ki sahnede bir kutu var. Fakat yüzeyleri nasıl? Gökyüzüyle kaplanmış bir kutu görüyoruz arkadaşlar. Alt tarafı bulutlarla kaplı. Üst tarafı da mavi bulutların olduğu arkadaşlar. Bir gökyüzü görebiliyoruz. Fakat bu bizim istediğimiz şey değil. Biz normalde ne yapıyorduk arkadaşlar? Şimdi odamızı düşünün. Ben bu duvar kağıtlarını kaplayabilirim. Fakat biz odamızın dışını kaplamıyoruz. Ne yapıyoruz? Odanın iç yüzünü kaplıyoruz. Fakat burada yanlışlık olan nedir? Dış yüzeyi kaplanmış. Bunun çözülmesi gerekiyor. Bu yüzden kutunun içinin nasıl kaplanacağını görmemiz gerekiyor. Kaplamayı yeniden yapmak yerine ne yapıyoruz? 3GS ile gelen bir backside diye bir özelliğimiz var. Bu özelliği kullanarak arkadaşlar materyallerin yönünü dışarıdan içeriye doğru çeviriyoruz. Bunun için side özelliklerini ne yapmamız lazım? 3GS ile gelen backside değeriyle arkadaşlar güncellememiz gerekiyor. Bunu her bir dizi öğesi için tek tek yapmamız gerekiyor. Veya bu işi hızlandırabilmek için siz bir for döngüsü oluşturabilir. Sıfırdan 6'ya kadar arkadaşlar artacak bir döngü birer birer. Ve her bir dizinin öğesini bu şekilde arkadaşlar dış kaplamadan iç kaplamaya doğru çevirebilirsiniz. İşte bu kaplama işlemini yaptığınız zaman arkadaşlar artık dikkat edin. Gökyüzü dokuları artık küpün dış yüzeylerinde değil, iç yüzeylerinde olduğunu görürsünüz. Yani sanki biz evimizin iç duvarlarını kaplamış gibi olacağız arkadaşlar. Fakat yine bir sorun var. Normalde biz neredeyiz? Evin içindeyiz. Yani odaya dışarıdan bakmıyoruz arkadaşlar. İçinde olmamız gerekiyor. Şimdi 3GS gibi uygulamalarda bizim gözümüzü temsil eden şey nedir? Kameradır. Özellikle perspektif dediğimiz açısal kameradır. Öyleyse bu kameranın küpün içinde olması gerekiyor. Sanki biz odanın içerisinde olduğumuz gibi. Bu yüzden çok basit bir şekilde ne yapmam lazım? Kameranın konumunu sahnenin merkezine çekiyorum. 0-0 olarak. Artık ben neredeyim arkadaşlar? Küpün merkezindeyim. Ben kameranın konumunu sahnenin merkezine çekiyorum. Fakat bu demek değildir ki kutunun merkezine çekiyorum anlamına gelmez. Çünkü kutu varsayılan olarak zaten sahnenin merkezinde. Eğer kutuyu sahnenin farklı bir bölgesine aldıysanız ne yapmamız gerekiyor? Kamerayla kutunun arkadaşlar merkezinde olabilmek için konumunu ona göre kutunun konumu ağırlık merkezine göre hesaplamanız gerekir arkadaşlar. Fakat hala bir sıkıntımız var. Şimdi bizim kutumuz tamam. Sıkıntı yok. Fakat biz bir odada değiliz. Sonuçta bir uzay boşluğundayız. Şimdi odamızda ne yapabiliriz? Gezebiliriz. Fakat bizim gezme miktarımız, adım miktarımız sınırlı. Odanın genişliği ve yüksekliğiyle ve uzunluğuyla sınırlı bir şey. Fakat bizim uygulamamızda odamızı geniş tutmamız lazım. Çünkü bir araba yarışı uygulaması yapmak istiyoruz. Veya bir bu ortamda ne yapıyor? Bir uçak yarışı yapmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Biraz geniş olmamız lazım. O yüzden biz kutunun büyüklüğünü biraz değiştirmemiz gerekiyor. Bunu neye göre yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi biz 10 birimlik bir kutudayız. Fakat kameranın açılarını iyi ayarlamamız gerekiyor. Mesela özellikle kırpma ayarlarını. Mesela bir birimden daha
yakın nesneleri şu an göremiyoruz. 1000 birimden daha uzak nesneleri de göremiyoruz. Yani bu 1 ile 1000 birim arasındaki nesneleri göremiyoruz demektir. Şimdi bizim kutumuz arkadaşlar, kamera normalde kutunun merkezinde. Yani siz 1000 birimlik bir kutu düşünün. Kamera 500 birimi geçerse, hareket ederse 500 birim, kutunun ne olur? Dışına çıkar. Kutunun dışına çıktığı zaman ne olacak arkadaşlar? Kaplamalar kutunun içinde kaldığı için ne yapacak? Varsayılan dengeli görmeye. Yani kutunun dışına çıkmış olacaksınız. Bu yüzden bu hesabı iyi yapmanız lazım. Kutu büyüklüğünü genellikle büyük yaparız. Çünkü diyelim sahne içerisinde bir karakterimiz var. Karakterinizi kamera takip ediyor. Ne yapacaksınız? Kamera takip ettikçe kutunun dışına çıkma riskiniz var. Yani dünyadan ayrılıyormuş gibi bir hisse kapılırsınız. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bizim kutunun merkezinde olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden ben her zaman açısal kamerada arkadaşlar yakın ve uzak değerleri yazarken kutunun büyüklüğü olarak seçerim. Bu güvenli bir sınırdır. Yani normalde bir kutunun içerisinde 500 birim gitmeniz gerekirken dışarı çıkarsınız ama biz burada 1000 birim giderek biraz daha güvenli bir sınır elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci dersimizde de arkadaşlar bu gökyüzünü nasıl oluşturduğumuzu arkadaşlar kodlarla görmeye çalışalım.